hasta gebeliği olanlar, gebelik planlayanlar, aman ahaman bu programımızı sakın kaçırmayın. Çünkü gebelikte fazla kilo alımının birçok hastalığı tetiklediğini biliyorduk. Ama yeni yapılan bir araştırmada bebeğinizin zekasını bile etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Yeni yapılan araştırmalarda gerçekten bu gösterildi sevgili dostlarım. Fazla kilo artışı olması, annenin gebeliğinde çok fazla kilo alması bebeğin zekasında bile geriliğe neden olabiliyor. İşte bu programda daha sağlıklı gebelik geçirmek için, daha sağlıklı bebekler doğurmak için hayatlarımızda alacağımız önlemler, yeme davranışlarımız, mutfaklarımızda yapacağımız reformlar, işte hepsini konuşacağız. Biz buradayız, siz neredesiniz, hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şüphesiz gebelik bir kadının hayatında yaşayabileceği en güzel deneyimlerinden bir tanesidir. Ama çoğu zaman şu oluyor, kişi gebe kalır kalmaz içinde beslediği canlıyı daha iyi besleyebilmek için farkında olmadan kalori değeri yüksek yiyecekleri büyük porsiyonlarda yiyebiliyor. Ya da şu oluyor, mesela hayatı boyunca dikkat etmiş bir insan, kilosuna, fiziğine çok dikkat ediyor, sürekli böyle diyetler yapıyor. Ama gebe kaldığı zaman birden bir rahatlığa geçiyor. Nasıl olsa iki canlıyım, gebeliğim de var, istediğim gibi yiyebilirim diye düşünerek farkında olmadan çok fazla kilo artışı yaşayabiliyor. İşte bu fazla alınan kilolar bir kere gebelikte tansiyonu yükseltebiliyor, şeker hastalığına neden olabiliyor, gizli şekere neden olabiliyor, iri bebek doğmasına neden olabiliyor. Tabii iri bebek sağlıklı bebek olması anlamına gelmiyor. Bu bebeklerde de doğuma bağlı hipoglisemi, şeker düşmesi ya da doğum travmaları ortaya çıkıp daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. O nedenle biz hep ne diyoruz? Her şeyin yeteri kadarı karar, fazlası zarar diyoruz. Siz olun gebeliğinizde. Hani şu bilinen bir klişe var ya, ben iki canlıyım, iki kişilik yiyeceğim cümlesini bir beynimizden atalım. Ve sağlıklı beslenmek için mutfaklarımızda reform yapmaya devam edelim. 2015'te yapılan bir araştırmada, British ve Columbia Üniversitelerinin birlikte yaptığı bir araştırmada, gebeliğinde fazla kilo alan kadınlarla gebeliğinde normal kilo alan kadınların doğurduğu çocuklar 10 yıl boyunca izlenmiş ve 10 yıl sonra gebeliğinde fazla kilo olan kadınların çocuklarında zekada 3.6 oranında hafif de olsa biraz daha bir gerilik görülmüş. O nedenle fazla kilo almak, yanlış beslenmek bebeğimizin zekasını bile etkileyebiliyor diyoruz. Peki gebelikte beslenmede nelere çok özen göstermemiz gerekiyor? Bazı vitaminler, mineraller o kadar önemli ki lütfen bu baş tacımız olsun. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, pazı, ıspanak, tere, maydanoz, roka, dereotu, bunlar mutfağınızda başrol oyuncusu olsun. Gebelik planlıyorsanız ya da gebeyseniz her gün sabah şöyle iki avuç dolusu kadar bu yeşilliklerden tüketmeye özen gösterelim ki bu folik asitler vücudumuza girsin, bebeğimizin beyin gelişimine katkıda bulunsun. Hatta gebelik planlayanların 3 ay öncesinden folik asit desteği almaları doktor tavsiyesiyle tavsiye ediyoruz. İkincisi B12 vitamini gebelikte çok önemli. B12 sinir sisteminin yapı taşında kullanılan bir vitamin. Daha çok kırmızı ette, yumurtada ve kuru baklagillerde var. O nedenle haftada en az 2-3 gün kırmızı et, kuru baklagil ve her sabah kahvaltıya yumurta eklemeyi ihmal etmiyorum diyoruz. Özellikle omega 3 vücut tarafından sentezlenmeyen bir yağ asidi ve bunu dışarıdan almak gerekiyor. Balık bir numaralı omega 3 kaynağı, artık bunu hepimiz biliyoruz. Ama üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ne yazık ki çok az balık yiyoruz. Gebelik planlayanlar, gebe kalanlar lütfen haftada en az 2-3 gün balık yemeye özen gösterin. Buğulama ya da fırınlama şeklinde balık yapmaya çalışalım. Çünkü kızartma balıklar biliyorsunuz kalorisi çok yükseliyor ve omega 3 değeri düşüyor. O nedenle balık kızartmaktan vazgeçelim. Fırınlama ya da buğulama şeklinde haftada en az 2 ya da 3 gün deniz balığı tüketmeye özen gösterelim.
Yine gebelikte çok dikkat etmemiz gereken bir tiroid hormonumuz var. Bu çok önemli. Çünkü gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin tiroidi olmadığı için anneden geçen tiroid hormonlarıyla bebek aslında büyüyor. Ve tiroid hormonları yeteri kadar çalışmayan bayanlarda erken gebelik, düşük gibi problemler ortaya çıkabiliyor. O nedenle gebelik testi pozitif olur olmaz mutlaka bir tiroid testinize baktırın. Eğer problem varsa burada da mutlaka tedavi olmak gerekiyor. Bazen tiroid hormonlarını tedavi etmek gözden kaçıyor ve gebelik ilerlediğini düşünelim. Bu da anneye çok fazla kilo aldırabiliyor ve bu da sonrasında yine doğum komplikasyonlarına neden olabiliyor. O nedenle tiroid de gebelikte çok çok önemli. Yine sağlıklı bir metabolizma için demir bayanlar için çok önemli. Her ay adet görüyoruz, vücudumuzdan kan kaybediyoruz, vücut depolarımız boşalıyor. Gebeliğe eğer dolu demir depolarıyla girmezsek gebelikte de çocuğumuzda problem yaşayabiliriz. Halsizlik, yorgunluk, takatsızlık sorunlarımız olabilir. Erken doğum riski olabilir. O nedenle gebelik öncesinde de demir depolarını mutlaka bir doldurmak gerekiyor. Demek ki bu 5 vitamine sevgili dostlarım çok dikkat edeceğiz. Folik asit, B12, omega 3, tiroid hapları ve demir depolarımızın mutlaka dolu olduğundan emin olmaya çalışalım ki daha sağlıklı bir gebelik geçirelim. Peki gebelikte fazla kilo almamak için ne yapacağız? 1. Evinize dışarıdan yemek ısmarlama alışkanlığınızı lütfen bırakın. Böyle paket servis yapan numaralar böyle buzdolabının üzerinde asılıysa hadi onları alalım hep birlikte bir çöpe atalım. Cep telefonda kayıtlı hazır servis yemeği olan restoranlar varsa bunları bir silin. Çünkü en iyi yemek evde yapılmış yemektir, bunu unutmayalım. Pastane ürünlerinden dışarıdan yemek söylemekten mutlaka vazgeçelim. Özellikle çiğ etten uzak durmak gerekiyor. Çiğ köfte gibi içerisine çiğ et karıştırılmış hiçbir yiyeceği ağzınıza sürmeyin. İşlenmiş etler, salam ve sosis özellikle gebelik için çok çok zararlı. Eğer buzdolabınızda varsa hadi deyin ki doktorumuz Ayça Kaya söyledi şu salamları sosisleri de bir atalım gitsin hiç vücudunuza girmesin bu tür yiyecekler. İşlenmiş etlerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Peki bir de gizli kalori kaynakları var gebelikte. Nedir bunlar diye baktığımızda pastane ürünlerini görüyoruz. Pastane ürünleri de çok yağlı ve çok unlu olduğu için vücudumuzda fazla kilo artışına neden olabiliyor. Yani pastaneden mümkün olduğu kadar alışveriş yapmayacaksınız. Bir de dikkat edeceğimiz nokta hep söylüyorum paketli ve uzun ömürlü yiyecekleri evinize sokmayacaksınız. Bisküvi, çikolata, hazır kekler, hazır ve paketli ürünleri lütfen ağzınıza koymayın. Çünkü bunlar kalori değerleri hem çok yüksek hem içerisinde çok fazla katkı maddesi olduğu için ve boya maddeleri olduğu için bebeğinize zarar verir. Hazır paketli ürünler, dışarıdan yemek siparişleri, pastane ürünleri, çiğ etler ve işlenmiş etler bunları bir kere mutfağımızdan uzaklaştıracağız. Günlük süt, günlük yoğurt, taze sebze, taze meyve ve anne eli değmiş yemekleri evimizde yapacağız. Demek ki sevgili dostlarım, gebelik deyip geçmiyoruz. İçimizde büyüttüğümüz canlıya en doğru yiyecekleri, en doğru besin maddesini göndermek nereden geçiyor? Anneden geçiyor. Tabii bebek doğduktan sonra da bu çok çok önemli. Sadece doğurana kadar değil, doğduktan sonra da annenin kendine sağlığına bakması, fazla kilo almaması çok çok önemli. Hatta bir programda da lohusalıkta nasıl kilo kontrolü yapacağız bunu işleyelim. Çünkü bazen hastalarım şunu söylüyor, hocam diyor gebeliğimde 10 kilo aldım. Ama lohusalığımda 30 kilo aldım diyor. Ve burada yeni doğmuş bebeğini besleyebilmek için süt artırıcı bazı gıdalara karşı ya da yanlış duyma şehir efsanelerini yaparaktan hiç farkında almadan belki gebeliğinde değil gebelik sonrası ciddi kilo artışları yaşayabiliyor. O nedenle siz olun, gebelik, lohusalık bunlar bir bayanın hayatındaki en önemli zaman dilimleri. Ama bunu çok iyi yönetmek gerekiyor ki ileride çocuklarımıza daha sağlıklı bünyeler oluşturabilirim, daha sağlıklı anneler olabilelim diye. Demek ki gebelik deyip geçmiyoruz. Hayatımızın en güzel zaman dilimlerinden biri olan burada da kilo yönetimimize çok dikkat ediyoruz ki işte zekası yerinde, sağlıklı bebekler olsun, ömürleri de uzun olsun diye dua edelim. Şimdi bugün sizlere yine bir yemek tarifi vereceğim. Biliyorsunuz her programımızda önce bilgi, sonra sağlıklı bir yemek, arkasından da ruhlarımıza iyi gelecek sözler paylaşıyoruz. Şimdi bugün sizler için tavuklu, enginarlı,
bir türlü tarifi vereceğim. Tavuğun beyaz etini alıyoruz. Protein değeri son derece yüksek. Gebelikte protein çok çok önemli bebek beslenmesi için de. Beyaz et, balık, tavuk, kırmızı et mutlaka mutfaklarımıza koymamız gerekiyor. Şimdi tavuğumu tenceremin en altına koyuyorum. Kat kat tavuk tarifi. Tavuklu türlü diyelim buna. Üzerine enginarlarımı koyuyorum. Üzerine havucumu koyuyorum. Tam bir beta karoten deposu, A vitamini öncüsü, bebeğin sinir sistemi ve gözleri için çok çok önemli. Ve bakın hepsini çiğden koydum. Çok kısık ateşte pişireceğim. Üzerine yeşil soğanlarımı ekliyorum. Rengarenk bir tavuklu, enginarlı türlü tarifi size. Sonra üzerine dereotumu koyacağım. Şimdi burada çok önemli bir püf noktası var. Bunu böyle çok kısık ateşte ocağın üzerine koyacağım. Sonra piştikten sonra üzerine tuz ve zeytinyağı ekleyeceğim. Dereotun bir kısmını da piştikten sonra koyacağım. Neden tuzu sonrasında koyuyorum? Çünkü tuzun içinde iyot olduğu için yüksek ısıyla iyot bozulabiliyor. Tiroid hormonlarının yapı taşı da iyot olduğu için iyotu genellikle yemek piştikten sonra yemeğe eklemek gerekiyor. İşte bu tarifte de size yaptığım bu tarifte de bunu ocağa koyacağım. Yaklaşık yarım saat çok kısık ateşte pişireceğim. Piştikten sonra üzerine biraz tuz ilave edeceğim. Biraz zeytinyağı dökeceğim. Bir 5 dakika daha pişirebiliriz. Sonra üzerine dereotu ekleyeceğim ve sıcak sıcak servis yapacağım. Tarifler bizden, uygulamalar sizden biliyorsunuz. Her gün Instagram'dan çok güzel mesajlarınızı alıyorum. Tariflerimizi çok beğeniyorsunuz. Mutfaklarımıza reform yapıyoruz. Fazla kiloları kaybediyoruz ve mutlu mesut yaşıyoruz biliyorsunuz. Gebelik dedik. Gebelikte kilo almak, fazla kilo almak çocuğun zekasını bile etkiliyor dedik. 5 vitamin, omega 3, B12, folik asit, demir ve tiroid hormonlarımıza mutlaka dikkat ediyoruz dedik. Mutfak reformlarımızı söyledik, tarifimizi verdik derken geldik programımızın yavaş yavaş sonuna. Biliyorsunuz her programda sabahları Instagram'da sizler için ruhlarımıza iyi gelen cümleleri paylaşıyorum ya. Aynen burada da devam ediyoruz. Beslenme Saati programımız ruhlarımıza da sağlık getirecek bakış açıları oluşturuyoruz. Ve bugünkü sözümüz, cahilde eksik olan akıl değildir, o kurnazdır. Eksik olan ahlaktır. Suya sormuşlar, seni kaybedersek nasıl bulacağız? Eğer bir şırıltı duyarsanız ben oradayım demiş. Ateşe sormuşlar, seni nasıl bulacağız? Eğer bir yerde duman görürseniz işte ben oradayım demiş. Sıra ahlaka gelmiş. Aynı soruyu ona da sormuşlar. Ahlak cevap vermiş. Beni kaybederseniz asla bulamazsınız. Sevgili dostlarım, ahlaklı, mutlu, umutlu, huzurlu yarınlarda hep birlikte olmak dileğiyle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizleri seviyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşça kalınız.